Ben Yağmur, soyadım Karar İslam, 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 4-5 yaşında tanıştığımda robot elim böyle pembe değildi. Ben küçükken Karlar Ülkesi'ni çok sevdiğim için robot elimin mavi ve kar taneli olmasını istemiştim. Ve o olduğunda ben çok mutlu olmuştum. Yağmur şu an 9 yaşında. ABS sendromu nedeniyle sağ eli gelişmemiş. ABS sendromu tüm dünyada 1200 kişide bir rastlanan bir gelişim bozukluğu. Ancak Yağmur, 3 boyutlu yazıcılarla kendisine özel üretilen robot elle hayatın ona getirdiği engelleri aşmaya çalışıyor. 3 boyutlu yazıcılar, farklı malzemeleri kullanarak katman katman üretim yapmamızı sağlayan yeni nesil bir teknoloji. Sanayi üretiminden inşaat sektörüne kadar kullanılmayacağı alan yok gibi gözüküyor. Hatta çok yakın gelecekte insan hücrelerinden kendimiz için yapay organ üretmek bile mümkün olacak. Ancak o güne kadar mekanik yöntemlerle de olsa insanların hayatına dokunmaya devam ediyor. Tıpkı Yağmur'da olduğu gibi. Biraz hatırlıyorum. Şimdi ilk önce ben okula gittiğimde arkadaşlarım acaba Yağmur'un ne zaman robot kolu yapılacak diye çok merak ediyorlardı. Sonra birkaç gün geçti. Arkadaşlarıma gösterdim robot kolumun yapıldığını. Arkadaşlarım da çok şaşırdı. Yani herkes başıma toplandı. Yağmur amniyotik bant sendromlu olarak doğdu. Biz bunu doğumda öğrendik. Ya da şöyle diyelim, amniyotik bant sendromu olduğu düşünülüyor. Sahilimiz yok. Çok rahat bir çocukluk geçirdi. Yağmur'u biz çok normal yetiştirdik, büyüttük. İşte Yağmur yatağını topla. Küçük yaşlardı, 3 yaşındaydı. Hadi Yağmur oyuncaklarını topla. Hadi Yağmur yatağını topla. Yağmur sen bunu yapabilirsin. Sen ayakkabını bağlayabilirsin. İşte anaokulu zamanı erken yaşta çocuklarla tanışması gerekiyordu çünkü. Çocuklar çok acımasız oluyor çünkü bu süreçte. Burası Maker Atölye. Yeni nesil bir tasarım atölyesi. Aynı zamanda teknolojiyi kullanarak yeni bir şeyler üretme peşinde olanların buluşma noktası. Burada 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak pek çok hayali tasarımı düşük bütçeyle gerçeğe dönüştürmek mümkün. İhtiyaç sahiplerine 3 boyutlu yazıcılarla ücretsiz robot el yapan ekip, Yağmur için de robottan bir el tasarladı. Garip hissettim. Kendimi böyle sanki oyuncak bir robotmuş gibi hissettim. Yani çizgi film karakteri gibi hissettim. Yağmur çok hareketli. 3 yaşındayken de işte scooter'ı vardı. Ama böyle tırtıklı yollarda işte bisiklete binerken işte çukura girdiği zaman dengesini kaybedip düşüyordu. Düştüğü için de korku oluşuyor. Düşeceğim korkusu oluşuyor ve binmek istemiyordu. Ne yapılabilir, ne yapılabilir derken internetteki araştırmalarımda işte zaten Amerika'dan takip ediyordum. Baktım Türkiye'de. Hemen Zeynep Hanımlarla iletişime geçtim. Zeynep Karagöz, Maker Atölye'nin kurucularından, tasarımcı ve bir sosyal girişimci. Robot el aslında robotik bir el değil, mekanik bir el. Proteze erişimi olmayan çocuklara hayatlarını kolaylaştırabilecek, temel kavrama hareketlerini yapabilecekleri, büyüyüp protez yaşına geldiklerinde kol kaslarının erimelerini engelleyen, sağ beyin, sol beyin gelişimini düzenli olmasını sağlayan aslında 3 boyutlu yazıcıdan çıkan bir oyuncak. Biz bu elleri yaparken onların biraz da hayal ettikleri kahramanlar, temalarla kendilerini eksik değil, güçlü hissettikleri oyuncaklar olmasına özen gösteriyoruz. 4-5 yaşında tanıştığımda robot elim böyle pembe değildi. Ben küçükken Karlar Ülkesi'ni çok sevdiğim için robot elimin mavi ve kar taneli olmasını istemiştim. Ve o olduğunda ben çok mutlu olmuştum. Ben dansa başladığım an böyle benim yılsın gösterim vardı. Kıyafetime uygun olsun diye pembe ve simli yapmayı tercih ettim. 2015 sonuydu sanıyorum. İşte Kadıköy'de bir atölyede buluştuk, tanıştık kendileriyle. İşte ilk robot elimiz yapıldı. Yağmur kullanmaya başladı. Tabii bazı eksiklikleri vardı. İşte bir şeyi tutamıyordu çünkü kol dirsekten itibaren kısa kaldığı için onu kavraması zor oluyordu. Bunun geliştirilmesi aşamasında işte Zeynep Hanımlarla çalıştık. Aslında bizim için bir sosyal sorumluluk projesinden ibaretti.
Fakat zamanla bize vakalar gelmeye başladıkça, insanlar nasıl yardım edebiliriz deyince, talepte bulunanlar olunca elimizi taşın altına sokmaya karar verdik. İlk aslında çocuk vakalar 2015 yılı sonunda gelmeye başladı. Yağmur ilkimiz hatta bizim. Evde böyle normal kendi kalınlığı böyle serbest olmayı daha çok tercih ediyorum. Ama bazen dışarı çıkarken böyle arkadaşlarımla buluşurken böyle bir içime rahatsızlık geliyor. Bu yüzden takıp da gidiyorum. Makasla kağıt kesmemde, bir şeyleri sağ elimle tutup sol elimle yapmamda veya işte bir şeyleri kullanmamda, yani bisiklet, skuter gibi. Onları kullanmamda bende çok yardımcı oluyor. Bir keresinde ilk önce yapıldığında arkadaşlarıma göstermek istemiştim. Öğretmenime de o zaman takmıştım. Bir de dansta takmıştım. Robot el hayatımızda çok şey değiştirdi. Daha özgüvenini geliştirdi. İşte bisiklet, skuter kullanırken yağmura destek oldu. Bana çok protez dediler mesela. Bu hem çok maliyetli bir şey. Hem de çocuk daha zaten çok küçük. Kemik gelişimi tamamlandıktan sonra zaten kendisi isterse bu gerçekleşecek. Ama çocuklar daha böyle oyuncak var sonuçta 3D printer. İşte ilk mesela Elsa robot eli vardı Yağmur'un. İşte Elsa karakter. Kendisini Elsa gibi hissediyordu mesela taktığında. Yani anlatmak istediğim, çocuk elin arkasına sığınmadı. Onu bir oyuncak olarak gördü. Çünkü özümde ben buyum. Ben bu şekilde özgüvenliyim. O benim desteğim. O benim oyuncağım. Bu şekilde insanların dikkatini çekebiliyorum. İlk zamanlar çok ağlıyorduk. Yani inanılmaz bir duygusal yoğunluk yaşıyorsunuz. Duygular kabarıyor falan, gözler sulanıyor. İlk Yağmur'la karşılaştığımızda da çok duygusal anlar yaşadık. Zamanla şeyi öğreniyorsun. Bence bu sivil toplumun da bu yönde gelişmesi için güzel bir fırsat. Onlar bizden farklı bireyler değiller. Senin benim gözlüğe ihtiyacım varsa onun da robot ele ihtiyacı var. Dolayısıyla onları acıma duygusuyla, üzüntüyle değil, empatiyle, mutlulukla, neşeyle yaklaşmak lazım. Çünkü onlarda öyle bir şey yok yani. Öyle bir zaten Yağmur'u gördünüz, özgüven patlaması yaşıyor kendisi. Onların hayatlarında onları kolaylaştırıcı bir mekanizma hediye ediyoruz. Ama tabii ki onların her gülümsemesi, her neşeli kahkahası bizim için motivasyon oluyor. Yoksa onun için yapıyoruz bu işi. Bu gönüllülük süresi içerisindeki en büyük motivasyon kesinlikle çocukların mutluluğu. Yani onun suratındaki o ifadeyi görünce dedim yani sonuna kadar değdi. 3,5 yıldır kullanıyorum ve şu ana kadar hiç memnun olmadığım bir şeyle karşılaşmadım. Yani bütün robot kolunun bütün eklemleriyle, haliyle, rengiyle, bütün tasarımlarıyla şu anda kendi içimdeki duygu yükseliyor. Gelecekte ben robot kolumla dans etmek istiyorum. Yani dansçı olmak istiyorum. Böyle profesyonel danslar yapmak istiyorum. Ve milli sporcu olmak istiyorum. Zaten Türkiye yarışmalarına katılacağım. Eğer olursa. Onda böyle biraz daha hızlı yüzebilmem için kulaç atmam lazım. Ben bununla da fazla iyi böyle kulaç atamadığım için havuza uygun bir el yapmayı istiyorum. Yani Zeynep abladan yardım istiyorum. Gönüllülüğe çok ihtiyacımız var. Ne kadar aktif, inisiyatif alan gönüllümüz olursa o kadar çok çocuğa ulaşırız. Hala bekleyen çocuğumuz var çünkü. İlla tasarımcı olmaları gerekmiyor. Tabii ki en çok tasarımcıya ihtiyacımız var. Çünkü 3 boyutlu modelleme bilen tasarımcılar bizim için çok kıymetli gönüllüler. Ama onun dışında herkes gönüllü olabiliyor. Ne kadar çok gönüllü o kadar çok çocuk demek. Teknoloji bir araç. Asıl odaklanmamız gereken mesele insana sağladığı fayda. Bazı teknolojiler var ki hayatımızı kolaylaştırıyor. Tıpkı akıllı telefonlar, tabletler gibi. Ama bazı teknolojiler var ki insanların hayatını değiştiriyor. Aslında benim birçok hayalim var. Birincisi gerçekten kalımın olmasıydı. Belki büyüdüğümde daha fazla gelişir ve o duygu benim içime gelir.
Onu çok istiyordum hayalim olarak. Ondan sonra hiç kimsenin benimle böyle ilgili böyle parmakla gösterilmeyi, böyle benimle ilgili dedikodu yani konuşma yapılmasını hiç istemezdim. Çünkü yani bazı okul arkadaşlarım, benim tanımadıkları için sınıfımda olmayan arkadaşlarım bazen bahçede bakın bunun kolu yok falan diye dalga geçebiliyorlar. Ama ben onları hiç takmıyorum. Direkt gidiyorum. Çünkü o onların düşüncesi ama benim düşüncem öyle değil.